Merhaba arkadaşlar, Fakirhane kanalına hoş geldiniz. Hanenize de hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PC yenileme videosu çekiyoruz. Evet, bilgisayarım arkadaşlar biliyorsunuz birinci videomda, Ben Kimim adlı videomda, kendimi tanıtmış olduğum videomda sizlere RTX'i göstermiştim. Sadece RTX'i göstermiştim. Çünkü en güçlü burada bileşen olarak RTX bileşenin en güçlüydü. Bu sebepten dolayı planda bulundurdum. Onun haricinde burada görmüş olduğunuz iki bileşen var. Bir ekran kartımız, bir de bilgisayarımız daha iyi bir şekilde soğutulsun diye. Rampage, Everest Rampage, GBT21 diye pardon yazılmış olan fanı kullanacağız. Valla RGB, yani şöyle, ben fanı elime aldığımda şunun bilgisini vereyim. Zaten bilgilendirme, aynı zamanda ürün bilgilendirme. Ürün bir fan, kasa fanı almak için arkadaşlar birkaç gün zorluk yaşadım. Her ne kadar sizler için kolay olsa da ben doğru seçim yapmak için birkaç gün maalesef oyalandım. Çünkü kasa fanlarına aşırı şey vardı, eleştiri vardı. Yorumlara falan bakıyordum. En son benim bütçeme göre Rampage GBT21 modeli benim için uygun oldu ve umarım kasama da uyumlu olur. Gerçekten fanı döndürdüğüm zaman yani o güçlülüğünü hissediyorum. Zaten bu ürünün yorumlarına bakarsanız arkadaşlar sizler için aslında deneyimlerini müşteriler sunmuşlardır. Ben de deneyimimi sizlerle birlikte paylaşacağım. Durum bundan ibarettir. Bu bir kenarda dursun. Bu bir kenarda dursun. Üçüncü bileşeni getireceğim. Zaten RTX Zotac markalı RTX 3060 ekran kartımızı görüyorsunuz. Bunun özellikle 12 GB ve zaten artık biliyorsunuz RTX teknolojisi mevcut. DSL mevzusu var. Doğru da tabir edilmediyse de kusura bakmayın. Biraz uykuluyum. Aslında uykulu değilim. Biraz yorgunum. Sadece saat sabah kaç? İzninize bakıyorum. Tak tak. 6:47'ye geçiyor arkadaşlar. Ben sizler için bu içeriği sabah hazırlayacağım. Çünkü bu videodan sonra hemen vlogumuz gelecek. Şuradaki karttan da eğer bu videoyu paylaşıldığı gün izliyorsanız yarın zaten kanalda olur. Bu sebepten dolayı abone olmayı unutmayınız. Çünkü vlogda da çok abone diyeceğimden dolayı abone ol abone. Şimdiden de söylemiş oluyorum. Abone ol abone. Neyse. Bunu da anlattık. Şimdi sırada bu tarafı, kendisini saklamış işin gerçeği. Bu tarafı gösteremiyorum. Şu anlık geçici olarak. Kingston M.2 SSD'miz var arkadaşlar. NVMe 1 TB. Şöyle sizlere ürünü göstereyim. Bu ürünü Vatan Bilgisayar'dan aldım. Tanıtım değildir. Herhangi bir şey değildir. Ben sadece nereden aldım? Bunu gidip elden aldım. Hızlı bir şekilde elime ulaşsın diye. Şu ürünü de hepsi buradan da aldım. Yarın eline ulaş diye bir seçeneği vardı. Sağ olsunlar. Gerçekten de yarın harbiden yetiştirdiler. Bu konuda da bu, ben harbiden bayağıdır bekletiyorum. Şu 2,5 hafta, 2,5 hafta, bir hafta, daha fazla 2 hafta oldu. Şimdi kasamıza geçmek istersen şu şekilde. Bir şey dikkatimi çekti. Onu biraz sonra anlatayım. Kasamız bu arkadaşlar. Bileşenlerimizden aklımda olduğu kadarıyla sizlerden bahsedeyim. Cooler Master soğutucumuz var. Everest'in kendi kasasına ait power supply'ımız mevcut. 750 watt'ı destekliyor. 80 plus. Bu kasayı aldığımda toplam 3 adet fanı bulunuyordu. Zaten gördüğünüz gibi, ya şu yukarıdaki fanları göremiyorsunuz. Burada 2 fan var. Burada bir fan var. Toplamda ama kasaya yerleştirilebilen fanlar 2, 4, 5. 5 adet fan takılabiliyor. Durum bundan ibarettir. İnşallah da bu şu an kasanın içerisinde bulunan fanlar şimdiye kadar beni üzmedi. Bunu söyleyeyim. Bu kasa hiç beni üzmedi ama inşallah da artık hani bu saatten sonra da bizimle şöyle kaynaşır. Burada ekran kartta R9 280 var. 8 GB, 256 bit. Bu ekran kartı devre dışı bırakacağız arkadaşlar. Bu ekran kartı bileşenini değiştireceğiz. Burada başka bu ekran kartı birleştireceğiz. İşlemcimizde i5 6600K işlemcimiz mevcut içerisinde ve anakartımızda MSI B150 Gaming M3 model ve markalı anakartımız mevcut. Zaten demiştim, bir daha da tekrar edeyim. Kasamızda Everest'ten versiyonudur. Gerçekten çok beğendiğim bir kasa. Harbiden güçlü bir kasa. Dayanıklı bir kasa. Onu da belirteyim. Durumundan ibaret. Montajı birlikte yapacağız. Şu anki sistem nasıl, memnuniyet diye sorarsanız, çünkü bu da sonuçta halbahazırda aslında ikinci elden de olsa, ikinci el olmayıp da bazı bileşenleri sıfır aldığınızda memnuniyetimi bildireyim. İsterseniz şu şekilde. Bu arada ben şu dedim ya, ilerleyen zamanlarda size bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar, burada ne var? Hop, şurada. Kolonyanın kapağını koydum. Neden? Burada vida olmasının rağmen şu köşede şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Evet. Burada vida olmasının rağmen şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Bu kasamda şöyle bir... Arkadaşlar,
bir teknik aksaklık meydana geldi. Işıklarımızdan bir tanesi tabandan aşağı doğru tak diye indi. Allah'tan bir problem yok, bir sıkıntı yok. Olsa da bu ışığı alacak kadar artık 60 liramızda kalmadı reis, yani bu full artı full. Bir de harcamalar içinde, yani ne kadar harcama yaptın, ne kadar para verdin falan filan, hepsine fiyat olarak önünüzü süreceğim. Zaten çoğunluğunu internetten aldığım için ürünlerin. O yüzden bir problem yok yani. Hepsini tek tek sizinle tak 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 yerleştireceğim. Şimdi bu sistemden memnun musun diye soracak olursanız ben tek tek söyleyeyim. Bu Color Master hakkında ben konuşmadıysam konuşayım. Şöyle söyleyeyim. Color Master gerçekten bu modeli çok iyi bir şekilde soğutuyor. Onu açıkça söyleyeyim. Söylemesem haksızlık olur ürün hakkında. Ürünün yakın çekiminde yapacağım. Tek tek ben belirteyim arkadaşlar izninizle. Color Master gerçekten çok iyi soğutuyor. Zaten köklü bir markadır. Ben bu soğutucusundan razı mıyım diye sorarsanız gerçekten razıyım. Baktım değerlerinde bir problem yok. Ekran kart AMD, biliyorsunuz biraz önce de belirttim zaten. Beni bir müddet birkaç yıl önce iyi bir şekilde götürüyordu, ilerliyordu ama maalesef ne yazık ki daha sonralarında zaten yeni oyunlar özellikle Valorant'ı taşı başladı ve sistemine hiçbir şekilde uyum sağlamadı bu ekran kart. Bu ekran kartının öncesinde GTX 980 miydi? Turbo Asus modeli vardı. Çok iyiydi o. Ama AMD konusunda zaten yorumlarda, forumlarda bakarsanız da memnuniyet söz konusu. Şimdilik yok. Ama AMD'nin gerçekten güçlü bir ekran kartları mevcut olduğunda bilgi dahilindeyim ve AMD'nin bu aralar ona haksızlık yapıldığında da haksızlık kendisi oyun çıkarıyor. Yani çok garip bir durum. AMD kendisi oyunu çıkartıyor ama şu Intel'e uyumlu olarak ilerliyor. Kendi ekran kartlarının uyumlarına göre pek yönelmediğini, bilgilerini okudum. Her ne kadar doğru, her ne kadar yanlış, bilgi dahilinde değilim. Bunu siz gidip ChatGPT'den veya da forumlardan araştırabilirsiniz ama benim gördüğüm buydu. Anakart konusuna gelirsek arkadaşlar, Anakart eh işte. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten bir bileşeni bozulduğu zaman harbi ciddi söylüyorum. Anakart. Yani bu MSI B150 Gaming M3 modeli kanser bir durumdu benim için. Onu söyleyeyim. Gerçekten kanser bir durum. Yani niye? Anakartı aldım. Birkaç yıl kullandım. Ya bakın, gerçekten ben kasaya direkt elime falan sokmam. Ya da şey yapmam rahat rahat. Zaten kablomanın hepsini görüyorsunuz. Yani düzen hepsini ben yaptım bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu anakart kendi kendiliğinden ilk başta ses kartında ilk başta algılanmamaya başladı. Daha sonrasında efendim söyleyeyim, yanma meydana geldi diyeceğim. Uygun olmayacak ama. Daha sonrasında efendim söyleyeyim, kuzey güney kutbu mu ne, o da aynı zamanda algılanmamaya başladı. Sonra algıladı falan filan. Daha sonrasında anakart kendine sürekli otomatikman rest atıyordu. Bu resti kendisi atıyordu. Çok garip değil mi? Normalde bir işlemci bir ekran karttan beklersin ya da bir hatadan. O da yoktu ortada. Sonra bunların hepsini hallettik. Ha, bu arada şase yaptı sonra kasa. Yani anakart kasayla şase yaptı. Gerçekten ben 1,5 yıl falan ben bu anakartı kullanamadım. Sebebi de şuydu. Biliyorsunuz kasaların üzerine bir vida yerleştiricisi var. Yani anakartı yerleştiriyorsun, üstüne vidayı çakıyorsun. Babacan, ilk başta hiç böyle bir şey yoktu. Vidayla da hiçbir alakamız da yoktu falan. Yani diyorum ya, kolay kolay elimi falan kasaya atmam. Bir baktım arkadaş, bu sürekli işte 5-10 dakikada bir resit diyordu. 5 dakikada bir resit. Böyle sorunlarım benim genellikle şimdi. Çok da önemli olmasın ama yani bu paylaşıyorum. Yaşanılmış bilgisi olsun. Çünkü sorunlu bir anakart bana göre. Ama dayanıklık olarak gerçekten dayandı. Mesela şu an bu RAM soketlerini burada ben yakınlaştırayım tekrardan. Pardon. Gözüküyor değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya bakarsanız burada 4 adet RAM soketi var. Şimdi normalde buraya bir tanesini yerleştirirsiniz. Bir değil ikinci sokette bu RAM'ı yerleştirirsiniz. Ama ne yazık ki 1 değil 3, 2 değil 3. sokette yanma meydana geldi. Yandığı halde arkadaşlar çalışıyor. Çünkü zaten burada DRAM olarak hata vermişti. Yerleri değiştirdim doğayla. Yani dua ede ede. Allah'ım para bitti artık, ne yapabiliriz hani. Yani bu şekilde bir durumlarla anakartta bayağı sorun yaşadım. Millet bunlarla sorun yaşar. Ben anakartta sorun yaşıyorum. Kimsenin, bu arada kusura bakmayın, size tak tak sesi geldi, bir daha vurmayacağım. Geçenki videoda şikayet var çünkü. Niye tak tak vurdun diye. Haklısınız. Özür dilerim. Dediğim gibi tekrar edeyim o zaman. Anakartta dediğim gibi milletin başına gelene bak. Bir de benim başıma gelene bak. Milletin sorunları ekran kart, işlemci, kasa olur. Benim tek sorunum anakart olur. Yani işte fakirhane. Bu yüzden fakirhane. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden şanssızız. Yapacak bir şey yok yani. Şansımız yok arkadaşlar. Durumundan ibaret. Zaten anakartın ağırlığına bakar mısın ya? Burada bu harbiden desteklemiş ya. Kaldırmayalım yoksa patlarız. Bu arada bize yardımcı olacak bir arkadaşımız var. Başlayalım.
Evet. Ekran kartımızı sonunda çıkardık. Bu ekran kartı mahsus olarak kendisinden her şey için teşekkür edip kenara bırakıyorum. Kenarda dursun daha iyi. Bu arada arkadaşlar şunun da bilgilendirmesini yapayım. Mesela MSI B150 Gaming M3 bu M2 SSD'yi yerleştirmek için bir vidası bulunmamaktadır. Birçok ekran anakartta bulunmama riski vardır. Onu da söyleyeyim. Sağ olsun vatandaki abi. Cebimde sakladım şu ana kadar. Onu da bilgilendirmesini yapayım. Bana yardımcı oldu ve şu şekilde ya toz olduğu için bu arada kusura bakmayın ama şu şekilde vida yerleştiricisi odaklanmıyor. Şu şekilde mi odaklanacak? Yok. Odaklanmıyor. Ama dediğimiz gibi yani bu şekilde bir durum söz konusu. Sağ olsun yardımcı oldu. Burada vatan bilgisayarda tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi M2'yi yerleştireceğiz. Evet. İlk önce paketimizi açalım. Aynı zamanda paket açılışı da oldu ha. Gerçi kutuyu şöyle yap, böyle yap demişti ama neyse ya. Direkt bodoksama da aldık. Anasını satayım. Ne yapacak şimdi? Oho. Sıçmayalım da. Yavaş olalım. Hani onun gayretindeyim ya. Evet, sonunda M2 SSD'mizi kutusundan çıkardık. Çok iyi koruma yapmışlar gerçekten onu söylemeliyim. Söylemeden geçemem. Koruyucusu bu. Buradan Kingston'u tebrik ediyorum. Şu şekilde takarsa ev varmış ya. Vatandaki abine teşekkür ediyorum. Benim anakartta varmış ya lan. Maalesef. Maalesef ne yazık. M2 SSD takacağımız yerin vidası 3 adet ve artı bir tane daha 4 adet toplam vida sıkıcı, vida çıkartıcı kim ne varsa tornavidayla hiçbiri çıkmadı. Şimdi YouTube'dan araştıracağım bakacağım ne vida yani ne tornavidası almam lazım ki bu çıkabilsin. Tornavida aldıktan sonra geleceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bir tornavida için, daha doğrusu bir vida için, tamam bir vida için, bir vida için hiç uyumlu olmayan göstereyim. Ne buna uyumlu? Bak odaklanmıyor. Şöyle odaklanmıyor. Anladınız siz. Ne bu tornavida için? Ne ulan bunun için? Ulan hiçbiri olmadı ya lan. Gittik. 47,50 kuruş verdim. Bunu aldım. Adama diyorum ki abi benim işime yaramayacak. Sana getireyim geri sat. Bir kere kullanacağım. Abim diyor sen bilgisayarı getir. Ben burada şey yapayım. Neyse. Bunun için yaklaşık bir günüm geçti. Hatta vlog yaptım ya. Hatta vlog yaptım. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım bu olacak mı? Yani olur olmaz arasındaki bir şey ya şu an ortalık. Bakalım uyuşacak mı? Ki uyuşacağını zannetmiyorum ya. Yine patara kütara yani. Artık hakikaten binlerce vida var burada ama. Sonunda arkadaşlar başardık. Sonunda M2 SSD'mizi anakartımıza monte ettik. Şimdi biz bir daha şu ekran kartımızı çıkartmış bulunduğumuz şu ısınan ekran kartımızı yerine yerleştireceğiz. Çünkü kaçırdığımız bir nokta var. Ben şimdi bunu neden taktığımı söyleyeceğim. Arkadaşlar bu ekran kartı ben yapabileceğim için yani ben gösteriyorum ki çalıştı. Sonra demeyin çalışmadı tamam mı? Tamam. Sırf onun için yani. Çünkü biliyorum böyle bir şey yarın başıma gelebilir. Gönderdiğiniz çalışmadı diye. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Sonunda 1,5 hafta, 2 haftadır bakışmış olduğum ekran kartımı açıyorum.
Evet, sonunda kutumuzu açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmiyorum yani. Nasıl açıldığını bilmiyorum yani, anladın mı? Kutusu böyleymiş. Özel amblem var. Bunu tutamam işte kendime. Buradan birlikte açalım, birlikte. Hazır mısınız? Geliyor. Geliyor. iPhone gibi düşme. iPhone gibi düşme. Aynen. Bu ne lan? Oy. Bunun içini açacağım, bakacağım. O kadar para vermiyor. Hacı bir şey diyeceğim. Burada bir eksiklik var. Bu ne? Bu niye? Bunun içinde mi acaba? Yo. Hacı burada bir şey eksik, ben size söyleyeyim bak. Umarım ekran kartı çakmak değil, çakma değildir ya. Yaşadığım zevki yemin ederim şu an anlayamazsınız ya. Neden bu kadar çok istiyordu anlayamazsınız. Abi çok narif, çok ince, vallahi kamerada büyük gözüküyor ama hiç göründüğü gibi değil. Oğlum benim oğlum. İsterim. Arkadaşlar şöyle. Bak. Canavar bir sistem gibi oldu ya. Şimdi bunu bir açalım. Bakalım. Ne var içinde? İlk önce bir diye bak. Fırlatarak atıyorlar. İşte ben bunu arıyordum. Böyle bir şey istiyordum çünkü. Bizim işimize yarıyor. Zaten sticker olmasaydı eleştirebilirdim. Kendi tanıtımını yapmış burada. Geri kalan ürünlerini, işte ne kadar player otak kullandığına dair. Aynı zamanda kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Nasıl yapılacak, ne edilecek, bilgisayar kapalı olması lazım vesaire gibi durumlar var. Beğendim. Hoşuma gitti gerçekten. Ben Zotac'ı gerçekten destekledim. Yani bu konuda oyuncu Zotac'tan beklemiyordum böyle bir şeyi. Zotac, gerçekten tebrik ediyorum baba. Baba, her ne kadar benden büyük firma olsan da benim gibi insanları satın alabilsen de, tamam mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de başarmışsın başkan. Hoş geldin ekibimize. Şimdi bu fana bağladık. Bu fanla işimiz kalmadı. Bu poşette işimiz kalmadı. Şunu al, çıkar. Başka vida alacağımız bir alan yok zaten. Şu var. Bu buna giremeyeceğine göre sadece bu girecek. Bu gireceğine göre bunu tamam, ne işim var? Şimdi artık sistemi çalıştırma zamanı geldi. Ben masayı toparlayayım. Bence sticker'ı yapıştırma zamanı geldi arkadaşlar. Çünkü gerçekten saygı duyduğum bir marka oldu. Benim için çok ince, zayıf, çok bence güzel düzenli çalışmışlar. Ben her ne kadar siz derseniz oğlum orası olur mu olmaz mı? Gerçekten Aziz Allah orada ezan okuyor. Şunu buraya yapıştırmak istiyorum baba ya. Rütbesi olarak abi bu dursun burada ya. Ben gerçekten eyvallah Zotac. Yani parayı ben vermiş olsam da eyvallah reis. Evet agalar. Agalar. Evet devam ederim. Evet arkadaşlar, sonunda sistem çalıştı. Yine cenabetlik başa düştü arkadaşlar. Anlatıyorum yaşadığım şeyleri. Şimdi sistemi ben başlatacağım zaman şu şekilde başlatacaktım. Ekran geldiğinde şöyle yapacaktım. Ama maalesef iki hususta söz konusu değildi. Ben şimdi size anlatayım kısaca. Bu fanları görüyorsunuz. Bu iki fan. Bu iki fanın hız ayarını şuradaki kontrolden yapıyoruz. Tamam mı? Buradaki kontrollerin, yani şurada şu gördüğünüz kontrol var ya, şu ortada, pardon, bu top yazıyordum üstünde, aynen bu, pardon, şunu alalım, şu ortada, şu eğer şu an, ben şu an bunu yukarıya veya aşağı çekersem maalesef sistem CPU hatası veriyor. Şuradan görebiliyorsunuz herhalde, şöyle yakınlaştırayım daha da,
CPU hatası veriyor. Zaten CPU RAM aynı zamanda VGA hatası var. Neyse sonuç itibariyle çalıştı. Normalde RGB'lerini çalıştırdım ama ürün ısınır falan filan bir şey olur. Zaten biz bin bir türlü zahmetle bunu çalıştırdık diye ellemiyorum. Bu şekilde kalsın. Zaten ben bunun içini görmeyeceğim. Allah var görmeyeceğim. Ben sadece şunu şu an çalıştığını söyleyeceğim. Bu kadar. Başka bir şey yok. Birazdan ilerlettiğime dair size de göstereceğim. Neyse sonuç itibariyle sistem indirmemiz çok şükür tamamlandı. Oh. Harbiden var ya kalbim yüreğime geldi çalışmadığı zaman var ya. Evet arkadaşlar sonunda bilgisayarımızı bazı hatalı daha doğrusu donanım sıkıntılar sebebiyle çalıştıramadık sonra ama sorunu çözdüm. Kendi bilgilerimle alışkanlarım daha doğrusu dedim ya anakartta kafa güzelliği var falan. Neyse çözdük çok çözdük çok şükür problem yok. Şimdi bu ekranımı çalıştırıyorum. Bu ekranımı çalıştırıyorum. 3 adet DisplayPort mevcut ve 1 adet de HDMI portu mevcut. Bakalım yani VGA var da bakalım çalışacak mı? Şimdi ekranı çevireceğim çünkü power tuşuna basacağım. Bir saniye. Evet arkadaşlar sistemimizi çalıştırdık sonunda. Şöyle hatta ışıkları bir tanesini eksilteyim. Tamam. Çünkü vuruyor arkadan. Yani remote boot alanına gitmelisin diyor vesaire. Yani bilgisayarımız kısaca arkadaşlar çalıştı. Bunun ayarını kendim kafa koymam lazım. Yoruldum. Yoruldum işin gerçeği. Deneyimlerimi aktarayım. Gerçekten beni en çok stresi sokan bir adet konu vardı. O da anakartın bir anda CPU hatası vermesi benim çok canımı sıktı. Dedim ki affedersiniz aha yarrağı yedik dedim. Niye? Onu da söyleyeyim. Hatta nefesim çıkmıyor yani zora girdim ya. Onu da söyleyeyim hemen. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz CPU maliyetleri şu an ülkemizde pahalı. Dediğim gibi CPU'yu görünce de o şekilde bir moda girdim ve yani var ya dedim. Bittik dedim. Başlar başlamaz bitti dedim ya. Yok yani abi ciddi söylüyorum yok yani. Yani bir gün ben şunu aldım. Sonra bir de setini aldım. Adama şey dedim abi dedim kusura bakma dedim ama çok yan belki çok değişik gelecek bu cümlem hatta böyle bir sözcük yoktur da olabilir. Yani çok değişik bir şey söyleyeceğim. Ben bunu alsam 47.90 aldım bu arada. Ben bunu alsam sana bunu geri getirsem bunun yarısını bana versen olur mu? Adamın dediği şey ne biliyor musun? Şey dedi kasaya getir dedi biz burada halledelim falan dedi. Abi dedim kasa benden daha ağır. Zaten getirsem taksiyle getirmem gerekir. Taksi zaten 47.50 alamayacağını göre 60-50 lira alacağına göre buraya kadar. Bana şey olmaz yani. Sonra fark ettim kendi karını düşünüyor. Reis ya. Aynı zamanda benim karımı da düşünüyor. Hem yani ürünü eline tutup başkasını daha iyi şekilde tutup falan. Değişik hesaplamalarla kafama yaptı. Şahsen üzüldüm ya. Umarım ilerleyen zamanlarda yani üzüntülü işler veya da şey işler değil, güzel işlerde bunu kullanırım. Hoşuma da gitti aslında bu set. İşe yarıyor. Ve durum bundan ibaret arkadaşlar. Söyleyebileceğim bundan ibaret. Umarım güzel bir çekim olmuştur. Umarım 10 dakika altındadır ya da 15 dakikadır en fazla bu video. Çünkü izlemenizi istiyorum. İzlemeniz benim için çok önemli. Videoyu izlemeniz aslında çok önemli. Ve aynı zamanda arkadaşlar abone olun lütfen. Ve videoyu lütfen beğenin. Beğendiyseniz tabii ki. Daha faydalı içerikler üretebilmem için, daha güçlü kalabilmemiz için. Çünkü biliyorsunuz bu yolda iki kişiyiz. Ben ve Faruk'uz. Bizi abone, beğeni ve yorum ataraktan ve videomuzu izleyerekten destek olabilirsiniz. Memnuniyet duyarız. Daha faydalı bir içerik üretebiliriz. Daha çok teşvik edersiniz bizi. Lütfen bizi teşvik edin. Bizi yalnız bırakmayın. Biz sonuç itibariyle bu yola baş koymuşuz. Başka. Eyvallah. Durumundan ibaret. Twitch hesabımızda yakın zamanda canlı yayına başlayacağız. Sizleri de arkadaşlar bekliyor olacağız. Nereden duyuru yapacaksınız diye soracaksanız Twitter hesabımızdan ve Instagram ve Discord sunucumuzda bu bildiriyi yayınlayacağız. Programı yayınlayacağız. Bizi destekleyin. Bizi yalnız bırakmayın dediğim gibi. Her şey için çok minnettarım. Bu videoda beni yalnız bırakmayıp benim yanımda olduğunuzdan dolayı sizden herkesten teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda ve bir dahaki canlı yayında güzel yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.